açık bir şekilde görülmekteydi. Getirilen ticaret kısıtlaması ile inancımızla, insanlığımızla, tarihi misyonumuzla bağdaşmayan bir tutumdan geri dönülmüş oldu. Tabii ki iktidarın çok geç de olsa İsrail ile yapılan bu ticareti sınırlı şekilde de olsa kısıtlama getirerek durdurması, bu büyük yanlıştan dönmesi geç de olsa olumlu bir tavırdır. Türkiye'nin insani yaklaşımını, vicdanını bütün dünyaya gösterecek bu tutumun, bu tavrın daha da ileri götürülmesi, bu kısıtlamaların kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Yeniden Refah Partisi olarak kısıtlama getirildiği günden itibaren de bu sözü söylüyoruz. Örneğin İsrail'i füze saldırılarına karşı korumak için kurulmuş olan Malatya Kürecik radar üssünün derhal kapatılması ve ayrıca İncirlik üssü üzerinden Amerika'nın İsrail'e herhangi bir destek vermesinin de mutlaka önlenmesi gereklidir. Konu sadece ticaretle sınırlı değildir. Ayrıca Türkiye'den çıkış yapıp bir başka ülke aktarmasıyla İsrail'e ürün sevkiyatına karşı da tedbirli olunmalı. Buna da müsaade edilmemeli. Evet, Türkiye limanından doğrudan İsrail'e göndermiyorum. Ama Ukrayna'ya, efendim başka bir ülkeye gönderip götürüp oradan İsrail'e götürmek, hayır, böyle bir şeye de müsaade edilmemesi lazım. Diğer bir konu da İsrail'e Türkiye üzerinden sevkiyat yapması muhtemel. Diğer ülkelerin bu sevkiyatlarına karşı da tedbir alınması lazım. Yani ben Türkiye olarak göndermiyorum ama falanca ülke benim üzerimden İsrail'e gönderiyor. Hayır. Buna da müsaade edilmemesi, bunun için de tedbir alınması gereklidir. Tabii burada vurgulamak istediğimiz diğer önemli bir konu Kürecik radar üssüdür. İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e karşı gerçekleştirdiği operasyonda İran'dan fırlatılan 30 seyir füzesi ve 120 balistik füzenin %90'dan fazlası İsrail'in hava savunma sistemleri sayesinde etkisiz hale getirildi. Bu füzelerin erken tespit edilmesi ve önlem alınması Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde oldu. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi çocuk katili Siyonist rejimi korumak Osmanlı'nın torunları olarak bizlere mi kaldı? Bize yakışıyor mu bu tablo? Bu Malatya'daki Kürecik radar üssünün bir an evvel kapatılması gerekmektedir. Tamamen İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Siyonist rejimi korumak üzere yakın bir bölgede ve yüksek bir tepede olması gerektiği için getirilip Malatya Kürecik'e kurulan bir radar üssü. Bunun topraklarımızdan çıkarıp atılması lazım. Tabii bizim yeniden Refah Partisi olarak yaptığımız bu açıklamalar karşısında İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı. Efendim Kürecik radar üssünün elde ettiği bilgiler NATO ülkeleriyle paylaşılıyor. İsrail'le paylaşılmıyor dedi. NATO ülkelerinin içerisinde Amerika ve İngiltere var. Amerika ve İngiltere ne diyor? İran'ın gönderdiği füzeleri ve dronları bizler Amerika ve İngiltere olarak vurduk, düşürdük, yok ettik, önledik. Dolayısıyla sizin NATO üyesi olan Amerika ve İngiltere'ye bu istihbaratı vermeniz demek, zaten İsrail'e vermeniz demektir. 7 Ekim'de katliamın başladığı günden itibaren askeri, siyasi, psikolojik, resmi, fiili, her türlü desteği Siyonist rejime veren, adeta oradaki katillerin hamisi durumunda olan Amerika ile bu istihbaratın, bu bilginin paylaşılması demek, zaten doğrudan doğruya İsrail ile paylaşılması demektir. Amerika'nın Kürecik üssünün elde ettiği bu verileri alıp da İsrail ile paylaşmayacağını kim iddia edebilir? Zaten Amerika ve İngiltere de NATO üyesi ülkelerdir ve NATO'nun istihbaratını alıp İsrail'i korumak için kullanmaktadırlar. Ayrıca İsrail'de Türkiye'nin de onayıyla yıllar önce Brüksel'deki NATO karargahında daimi ofis açtı ve NATO'nun Doğu Akdeniz diyalog ülkesi konumunda faaliyetini devam ettiriyor. Dolayısıyla NATO ile paylaşılan bir istihbaratın, bir bilginin İsrail'le de paylaşılmış olduğu son derece açıktır. Diğer önemli ve üzücü bir husus. Kürecik radar üssünün kontrolü askeri uzmanların da açıkça ifade ettiği gibi tamamen Amerika'nın elindedir. Dolayısıyla burada nasıl bir istihbarat, nasıl bir bilgi elde edildiği, bu bilgilerin kiminle paylaşılıp paylaşılmadığını Amerika bildirmediği sürece İletişim Başkanlığı'nın ve hükümetin de bilebilmesi mümkün değildir. İşte bu nedenle
yeniden Refah Partisi olarak katil Siyonist rejimin savunmasına katkı sağlayan Kürecik radar üssünün bir an evvel kapatılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Tabii Türkiye'de milletimizin çok önemli diğer bir gündemi de ekonomik sıkıntılardır. Burada yeniden Refah Partisi olarak her zaman üzerine basarak söylediğimiz borç, faiz, zam, vergi ekonomisi ve önce imtiyazlılar anlayışı bugün milletin en önemli problemi haline gelmiştir. Bakınız, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan güncel verilere göre Türkiye'nin toplam dış borç stoğu 2023 yılı sonu itibariyle 499 milyar 886 milyon dolara gelmiş. Bir senede 2023 yılı içerisinde dış borç 42 milyar dolar artmış ve 2013 yılından bu yana geçen 10 yıldaki bir senede yapılan en büyük artış. Bir senede 42 milyar dolar artıyor ve 500 milyar dolar seviyesine geliyor. 2002 yılında Türkiye'nin dış borcu 131 milyar dolardı. 22 senede bu borç 4 katına çıkmış ve 500 milyar dolar seviyesine gelmiştir. Borcun yarısı kamuya ait aşağı yukarı, yarısı da özel sektöre ait toplam dış borç stoğu. Tabii dış borç stoğundaki en önemli konu kısa vadeli borçlar. Yani bir seneden önce ödenmesi gereken borçların oranı toplam dış borcun %35'ine gelmiş. Üçte birinden fazla, en son 2013'te %35'i aşmıştı. 11 sene sonra yeniden kısa vadeli dış borçların oranı toplam dış borcun içerisinde %35'i aştı. Bu ne demek? Bir yıldan kısa vadede bulmanız, çevirmeniz gereken dış borçlar, ödemeniz gereken dış borçlar 12 ay içerisinde. Bunlar 500 milyarın %35'i olduğuna göre 180 milyar dolar yap. Bu kadar yüksek oranda kısa vadeli dış borç ödemeniz olduğu zaman sizi yeniden yüksek faizli ve kısa vadeli borçlanmaya itiyor. CDS yani kredi risk puanınızı yukarı çekiyor ve Türkiye'yi kısır bir döngü içerisinde sürekli olarak daha kısa vadeli ve daha yüksek faizli dış borç almaya itiyor. Borç faiz ekonomisinin batağına sürüklüyor. Şimdi burada iktidar ve ekonomi yönetimi diyorlar ki efendim evet dış borç böyle bir stok var ama bunun gayri safi yurt içi hasılaya milli geliri oranı %44'tür. Halbuki pek çok gelişmiş ülkede bu daha yüksek. Dolayısıyla biz Türkiye olarak o kadar da kötü durumda değiliz. Dış borcun milli gelire oranı bakımından pek çok gelişmiş ülkeden daha iyi durumdayız. Ancak burada gizlenen önemli bir husus, gelişmiş ülkelerin borçları uzun vadeli. Neredeyse sıfıra yakın faizli ve onların bu borçları çevirebilecek varlıkları ve